Taha Akyol, Karar Gazetesi, Filistin Davası. Filistinli kadın yazar Adanya Şibli, Küçük Bir Ayrıntı adlı romanıyla Alman Edebiyat Derneği Libtormu'nun Libertopires 2023 ödülünü kazandı. 20 Ekim'de Frankfurt Kitap Fuarı'nda ödül töreni yapılacaktı. Fakat dernek, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı nedeniyle kimsenin kutlama yapmak istememesini gerekçe göstererek ödül törenini ertelediğini açıklamıştı. Fakat dünkü haberlere göre Şibli'nin ödül töreni kitap fuarı programından çıkarıldı. Almanlar aman bize antisemit denilmesin kompleksi olsa gerek. Alman polisi İsrail taraftarları gösterileri serbest bırakıyor ama Gazze katliamını protesto eden gösterileri yasakladı. Hemen bütün Avrupa'da böyle. Edebiyatçılar Limpor'un Sibli'ye karşı yaptığı bu ayrımcılığı protesto ediyor. Protesto eden edebiyatçıların yelpazesine bakın. Tanzanyalı edebiyatçı Abdülrezzak Gurnah, Polonyalı yazar Olga Tokarczuk, Kongolu yazar Emmanuel Dongola ve Kanadalı yazar Naomi Klein. Felaket yılları. Yazar Adanya Şibli, 1974 Filistin doğumlu. Yüksek öğrenimini Kudüs'teki İbrani Üniversitesi'nde yapmış. Bu üniversite 1918'de yani Yahudi Devleti kurulmadan önce kurulmuştu. İsrail Devleti kurulunca Kudüs'e taşındı. Kurucuları arasında Einstein da vardı. Akademik kalitesi çok yüksek bir üniversitedir. Buradan mezun olan Şibli, University of East London'da doktora yapmış. Yayınlanmış eserleri var. Çeşitli edebiyat ödülleri kazanmış. Libertopires 2023 ödülünü kazanan Küçük Bir Ayrıntı adlı romanında ne anlatıyor biliyor musunuz? 1949 yazında 700 bin Filistinli Ürdün'e sürülmüştü. Arapça nıkba yani bizim telaffumuzla nikbet, felaket denilmektedir. Az sayıdaki tarih kitabının sayfalarında kalan bu faciada İsrail askerleri bir grup Bedevi'yi Negev çölünde öldürüyor. Filistinli bir kızı esir alıp tecavüz ediyorlar. Sonra öldürüp kuma gömüyorlar. Şibli'nin çok iyi eğitimi, yüksek romancı kabiliyeti, böyle bir romana ödül verilmesi, antisemitizm korkusuyla ödülün iptali, edebiyat aleminin ise Şibli'ye sahip çıkması. Müslümanlara çok ders var bu olayda. Roman bizde canlı yayınlarından çıktı, tavsiye ederim. Orta Çağ'dan bu yana, devletinden önce üniversitesini kuran bir kavimden bahsediyoruz. Dünyanın her tarafına dağılmış Yahudi cemaatlerinin 1948 yılında İsrail Devleti'ni kuracak olan süreç, Orta Çağ Avrupa'sında toprak sahibi ve devlet memuru olmaları yasaklanınca ticarete ve felsefeye yönelmeleriyle başlamıştır aslında. Bugün bütün Müslümanların teknoloji üretimi bir tek İsrail'in üretiminden çok azdır. Şunu belirtmeden geçmeyeceğim. David Fromke'nin Barış'a Son Veren Barış adlı mükemmel eserinde okudum. İngiltere'nin ateist ve aynı zamanda evanjelik protestan başbakanı Lloyd George, 1916'larda, 1917'lerde Filistin'e Yahudi göçünü desteklerken tereddütler içindedir. O çöller bu kadar nüfusu besleyebilir mi? Hele Lord Curzon, aç kalacak Yahudileri Filistin'e göndermeye şiddetle karşı çıkıyordu. Fromkin, bu Siyonizm tartışmalarının temeliydi diye yazar. Fakat botanik bilimcisi Yahudi Aaron Aronson, 1906'dan beri çölde verimli olacak buğday türü araştırıyordu. Filistin'deki Harmon Dağı eteklerinde keşfetti, yabani buğdayın buna müsait olduğunu bulmuş, Filistin'de kurdukları tarım laboratuvarında geliştirmişti. Sonrası malum, nüfus yerleşiminin ardından 1948'de İsrail Devleti kuruldu. Sevr felaketinin de baş şeytanı bu Lloyd George'du. Tarihin dersleri. Yahudi asıllı tarihçi Bernard Lewis hemen bütün eserlerinde yazar. İslam tarihinin bin yılı aşkın zamanında Müslümanlarla Yahudiler arasında kayda değer bir çatışma yoktu. Temel çatışma Haçlı Seferleridir. Aslında imparatorluklar çatışmasıdır. Bu da Batı sömürgeciliği. Yahudiler daima Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e sadakat gösterdiler. Müslümanlarla Yahudiler arasındaki bu tarihi vaziyet, İsrail'in kurulmasıyla kanlı bir çatışmaya dönüştü. İsrail vahşeti, yol açtığı militanlaşmayla İslam dünyasında ortaya çıkan terörist örgütlenmelerin de anasıdır. Bu mesele, iki devletli çözüme ulaşırsa, Müslümanların siyasaldan bilimsele yönelmesinin ivme kazanacağını düşünüyorum. Hastanenin bombalanması emrini ancak Hitler verebilirdi. Şimdi Gazze kasabı Netanyahu.
Her şeye rağmen Türkiye, Hakan Fidan'ın önerdiği garantörlük sistemi gibi çözüm önerileriyle ön plana geçmeli, hamasetten ve husumetten sakınmalıdır.